Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Siemens SN 23II51 kit'i Home Connect bağlantılı bulaşık makinesini inceleyeceğiz. Özellikleri nelerdir ve nasıl kullanılır ona bakacağız. Az önce Siemens yetkili servisi tarafından bağlantısı yapıldı ve hiçbir şekilde daha kullanmadım. Görmüş olduğunuz üzere üzerinde daha korumalar da mevcut ve hemen sizlerle birlikte bir tanıtım videosu çekmek istedim. Siemens bulaşık makinesi hakkında fikir edinmek isteyenler için. Şöyle ön bir bilgi vermek istiyorum. Hem inox hem de beyaz rengi mevcut fakat ben inox olanını tercih ettim. Az sonra korumasını çıkarttığımızda tam olarak rengini de göreceksiniz. Paslanmaz çelikten oluşan bir özelliği var inox'un. Home Connect Wi-Fi özelliği var. Ekstra bir özellik bu. Yani arkadaşlar siz dilerseniz bu makineyi telefonunuza bağlayabiliyorsunuz ve telefonunuzdan yönetebiliyorsunuz. Bu özellik anlamına gelmektedir. 4+1 programa sahip, totalde 5 programlı bir ürün. 4+1 diyorum. Neden bunu bu şekilde söylüyorum? Az sonra nasıl kullanılır bölümüne geldiğimizde orada daha detaylı olarak anlatacağım. Kendi sıcaklığı ile kurutma sistemine sahip, ekstra hijyen, yarım yük ile çalışma ve de Home Connect bağlantısına sahip olmasıyla birlikte bu şekilde ek çalışma fonksiyonlarına sahip bir bulaşık makinesi diyebilirim. 13 kişilik bir bulaşık makinesi, enerji sınıfı D, A+ olarak geçmektedir. Daha ayrıntılı olarak bilgi vermem gerekirse, temizlik performans indeksi 1121, kurutma performans indeksi 1061, ses seviyesi 48 desibel ile C sınıfı, bardak koruma teknolojisine sahip, 9,5 litre su tüketimi bulunmakta, ekonomik programda %1'deki enerji tüketimi 84 kW, bekleme modundaki güç tüketimi 0,50 W, kalan süre gösterimi ekranda mevcut. Şu bölümde kalan süre gösterilmekte, az sonra çalıştırdığımızda sizler de göreceksiniz. 3 çekmecesi yok. Sadece arkadaşlar 2 çekmecesi bulunmakta. Çatal kaşık sepeti var. Ayarlanabilir üst sepeti bulunmakta. Su güvenlik sistemi kapalı sistemdir. Genişliği 60 cm, derinliği 60 cm, yüksekliği ise 84,5 cm'dir. Güvenlik donanımı, elektronik kilit paneli ve tekli su emniyeti bulunmaktadır. Şimdi hemen makinemizi açalım ve de tek tek programlara bakalım. Sizlere teknik özellikler hakkında bilgiler verdim. Daha fazla sorularınız varsa bunları bana yorumlar bölümünden de ulaştırabilirsiniz. Hemen makinemizin programına da bakalım. Reset 4 sek yazıyor arkadaşlar. Hatta şöyle sizlere ekranı daha fazla yaklaştırıyorum ve de daha yakından yazılanları görmeniz için reset 4 sek yazan düğmesine, yani reset diyor başlatma düğmesi olarak geçmekte. 4 saniye bastığınızda makineniz açılmakta. Görmüş olduğunuz gibi kalan süre gösterimi, tüm süre gösterimi bu ekranda mevcut. Ekonomik 50 derece programıyla başlayalım. Ekonomik 50 derece programı görmüş olduğunuz gibi tam 5 saat sürmekte. Evet, 5 saat sürmekte fakat makinenin hem su tasarrufu hem de enerji tasarrufu sağlayan tek programı diyebilirim. 5 saat sürmesine bakmayın. Eğer ki enerji tasarrufu olmasını istiyorsanız bu programı çalıştırabilirsiniz. Süre olarak uzun gelebilir demiş olduğum gibi ama en ekonomik programı budur. İkinci programa geçelim. İkinci programımız 70 derecede. Bu program 2 saat 25 dakika sürmekte. Çok yağlı bulaşıklar için kullanılan bir programdır. İkinci programımız. Üçüncü programa geçersek şöyle üzerinde 65 derece 1 saat yazmakta. 1 saat 5 dakika süren bir programdır. Bu da günlük yağlı olmayan bulaşıklar için, fazla pis olmayan bulaşıklar için kullanılan bir programdır. Ekonomik programa göre daha fazla su ve enerji harcamaktadır. Burada bu konuya da değinmek istiyorum. Eğer ki ekonomik bir yıkama sağlamak istiyorsanız sizlere ekonomik 50 derece programını önerebilirim. Fakat hızlı bir program tercih etmek istiyorsanız işte o zaman bu 1 saat 5 dakikalık 65 derecelik programı önerebilirim. Dördüncü programımız 45 derecelik program. 45 derecelik program 44 dakikada tozlu bardak, çok kirli olmayan, anlık kullanılan mutfak ürünleri için tercih edebileceğiniz bir programdır. Bu görmüş olduğunuz 4 program
50 derecelik, 70 derecelik, 65 derecelik ve 45 derecelik programlar ana programdır. Totalde 5 programı var. 4 artı 1 program olarak bahsetmiştim ve gelelim 5. programa. Favori programı. Nedir bu favori programı? Bu favori tuşuna basıyorsunuz. Herhangi bir programı seçip ardından sürekli kullanmak istediğiniz programı belirlemiş oluyorsunuz. Yani arkadaşlar diyelim ki 45 derecelik programı kullanacağım. Şu an basılı olan favori tuşuna bastığınız zaman o programı sabitlemiş oluyorsunuz. Ve daha sonra makineyi çalıştırmak istediğinizde hemen favori tuşuna basıp ardından start düğmesine basıp makineyi favori programınızda favorilemiş olduğunuz programda çalıştırabiliyorsunuz. Size kolaylık sağlayan bir program. Ayrıca siz yine bir başkası makinenizi kullanacağı zaman da sizlere kolaylık sağlayacak bir programdır. Siz daha önceden makineyi favori programına alırsınız. Hangi programı istiyorsanız ve bir başkası da gelip makineyi o program sayesinde hemen çalıştıracaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim ek özelliklere. Ek özellikler de şurada görmüş olduğunuz özelliklerdir. Bu ek özelliklerden ilki zaman erteleme. Hemen şöyle bir zaman erteleme tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz üzere ekranda bir saat beliriyor. Saat hour 01 yazıyor ve buna basınca 02, 03, 04, 05, 6, 7, 8 bu şekilde 24'e kadar gitmekte. Nedir bu? 24 saat içerisinde bulunan bir ek özellik programıdır. Yani bunu seçtiğiniz zaman arkadaşlar kaç saat sonra programınız başlasın istiyorsanız onu belirlemiş oluyorsunuz. Diyelim ki evden çıkacaksınız ve siz gelmeye yakın makine çalışsın, her şey sıcağı sıcağına gelesin istiyorsanız ve 4 saat sonra çalışsın, ben makinem 4 saat sonra çalışsın, ben gelmeden önce de çalışsın, ben gelir gelmez de bitsin diyorsanız 4 saat ya da 5 saat gelme sürenize göre veya arkadaşlar çalışmasını istediğiniz zamana göre belirliyorsunuz ve makineniz burada belirlediğiniz saate göre çalışmaya başlıyor. 9 saat sonra, 10 saat sonra veya 24 saat sonra bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Bu özellik işte bu işe yaramakta. Gelelim bir diğer ek özelliğimize. Home Connect Wi-Fi özelliği demiştik. Şöyle basıyorum. Arkadaşlar bu Wi-Fi özelliğini kullanabilmeniz için öncelikli olarak makinenizi telefonunuza tanımlatmanız gerekmekte. Şöyle kapağını açıp şu kapakta görmüş olduğunuz QR kodunu telefonunuza okutursanız İşte bu bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bununla ne yapabilirsiniz? Programları ayarlayabilirsiniz veya makine tabletinizin bitip bitmediğini öğrenebilirsiniz. Bu bağlantı sayesinde uzaktan bir izleme yapabilirsiniz. Tamamen işinizi ve hayatınızı kolaylaştıracak bir ek özelliktir. Eğer ki bu makineyi aldıysanız bu özelliği kullanmanızı tavsiye edebilirim. Gelelim bir sonraki ek özelliğe. Şöyle üzerinde 1/2 yazmakta. Nedir bu? 1/2. 1/2 tuşuna bastığınız zaman makinenizin hem kullanmış olduğu süre azalmakta hem de arkadaşlar yarı yarıya bir doluluk sağladıysanız oradan da tasarruf etmektesiniz. Şöyle ekonomik 50 programını seçiyorum ve ardından 1/2'ye basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi süre azalmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde makineniz çok dolu değilse 1/2 programını kullanabilirsiniz. Gelelim bir sonraki ek özelliğe. Üzerinde setup 3 sec yazmakta. Nedir arkadaşlar bu? Suda 3 derece daha fazla sıcaklık sağlayan bir özelliktir. Sondurulama suyunu 3 derece daha da arttırır. Ne için kullanabilirsiniz bunu? Mikropları öldürmek için veya ekstra bir temizlik sağlamak için çok yağlı bulaşıklarda, bebek, çocuk ürünlerinde bunu kullanabilirsiniz. Sondurulama suyunun sıcaklığını 3 derece arttıran bir ek özelliktir. Şöyle gelelim son özelliğe. Machine Care diyor. Machine Care'de arkadaşlar makine temizleme programı olarak geçmekte. Makine boşken bulaşık makinesi temizleyicisiyle birlikte kullanabileceğiniz ve düzenli olarak belli sürelerde kullanmanız tavsiye edilen bir programdır. Makinenizi boşken temizlemek istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu tarz makine temizleme programlarını her daim kullanmanızı ben de tavsiye ediyorum. Zira servislerde tavsiye etmektedir. Belli aralıklarla kullanım sürelerinize göre bunu belirleyebilirsiniz. Eğer ki her gün kullanıyorsanız bulaşık makinenizi, makine temizleme programını ayda bir defa kullanabilirsiniz.
bilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, son olarak ekranda bir güneş işareti, bir de S işareti var. Nedir bunlar? Güneş işareti parlatıcı, bitti anlamına gelen, kırmızı uyarı veren bir işarettir. S işareti de salt, tuz bitti. Makinenizin tuzu bitti. Makineye tuz koymanız gereken bir uyarı veren işarettir. Bunlar yandığı zaman hangisi yanıyorsa onu koymanız gerekmekte. Şu an ikisi de yanıyor. Zaten ben makineyi hiç kullanmadım. Bu sebeple ikisini de koymam gerekiyor. Bunu bana ifade etmektedir. Şöyle arkadaşlar, şimdi genel olarak makineyi nasıl çalıştırıyoruz, bir de ona bakalım. Ve onun öncesinde şöyle bir makineyi kapatmak istiyorum ben. Makineyi kapattık ve şimdi makinemizi çalıştıracağız. Sıfırdan bir çalıştırma, sıfırdan bir makineyi, bulaşık makinesini kullanma talimatı gibi bir şey olsun bu videonun içinde. Bu sebeple bunu da göstermek istiyorum. Hemen reset tuşuna, başlat tuşuna şöyle 4 saniye basıyoruz ve ilk program yanıyor. Ben bugün 65 derecelik günlük programı kullanmak istiyorum. Çünkü içerisinde günlük programım var ve onu seçiyorum. Ardından ek bir özellik seçmek istiyor muyum? Onu belirliyorum. Diyelim ki ek özellik olarak arkadaşlar, ben bunlardan daha sıcak olsun son durulama suyu, o özelliği istiyorum ve ona basıyorum. Ve ardından start düğmesini bastığımda makinem çalışmaya başlıyor. Ve makinem çalışmaya başladı. Makinem çalışmaya başladı fakat ben yanlış program seçtiğimi fark ettim. Hemen ne yapıyorum? Başlat düğmesine geliyorum. Şöyle birkaç saniye bastığımda makinemi tekrardan resetleyebiliyorum. Bunu da göstermiş olmak istedim. Tam olarak hangi programı seçecekseniz o programdan birini seçiyorsunuz. Ek özellik istiyorsanız onlardan birini seçip start düğmesine basıyorsunuz. Yanlış bir program seçtiyseniz de tekrar başa gelip başlat düğmesine birkaç saniye basarsınız, tamamen resetleniyor ve tekrar başa dönebiliyorsunuz. Sizlere iç aksamını da göstereceğim fakat öncesinde Inox'un rengini ve de ekranın tam olarak rengini göstermek istiyorum. Şöyle ekranın üzerindeki korumayı çıkartıyorum tam olarak görmeniz adına. Ekranımız bu şekilde, siyah bir ekran var. Gayet şık bir ekran. Ve gelelim Inox'un rengine. Hemen onu da açacağım. Şöyle arkadaşlar, Inox'un rengi bu şekilde, gayet ışıl ışıl parlayan bir Inox. Üzerindeki korumalar çıktıktan sonra Inox'un rengini de gördünüz. Şimdi hemen kapağı açıyorum ve de iç aksamını size gösteriyorum. İlk öncelikli olarak şöyle kapağıyla başlamak istiyorum. Kapağında parlatıcı gözü ve de tablet gözü bulunmakta. Parlatıcı gözünü şuradaki mandalı kaldırdığınız zaman açabiliyorsunuz ve üzerindeki, ekranın üzerindeki kırmızı ışığı gördüğünüz zaman buraya parlatıcı ekleyebilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz yere de tabletinizi koyuyorsunuz ve de şöyle kapatıyorsunuz. Diyelim ki yanlışlıkla kapattınız. Şurada görmüş olduğunuz küçük düğmeye bastığınız zaman burası tekrardan geri gelebiliyor. Ve gelelim makinemizin içine. Makinemizin içi, görmüş olduğunuz üzere, iki sepetli. Birinci sepetimiz ve de ikinci sepetimiz. Ve bu şekilde çatal kaşık sepetimiz bulunmakta. Üst sepette değildir arkadaşlar. Az önce teknik özelliklerini bahsetmiş olduğumuz gibi böyle makinemizin içinden Finish, Powerball, Ultimate, Clean and Shine bulaşık makinesi tableti çıkmakta. Hediye olarak. Ve de ayrıca içerisinden
Siemens bulaşık makinemizin kullanım kılavuzu çıkmakta. Daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız bu kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Ayrıca üzerinde şöyle bir bilgilendirme kılavuzu bulunmakta. Elektrik bağlantısı, bulaşıkların cihaza yerleştirilmesi ve boşaltılması, deterjan parlatıcı ve tuz kullanımı ve genel bilgiler, bakım, temizlik diyor arkadaşlar. Böyle özet bir bilgilendirme kılavuzu çıkmakta. Buradan hepsine daha detaylı olarak bakabilirsiniz dilerseniz. Şöyle bir PVC çıkmakta makinemizin koruması olarak. Ve arkadaşlar makineye tuz koyabilmemiz için bu şekilde huni çıkmakta. Ayrıca şuralarda küçük bölmeler bulunmakta. Hemen şunları da alalım. Korumalarla gelmiş. İçerisinde de köpükler var. Bunları çıkarıyoruz tabii ki de. Makinemizin tuzunu nasıl koyuyoruz? Şöyle az tepik açıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz tuz bölümü var. O tuz bölümünün kapağını açıyoruz. Şöyle çevirip ve ardından huniyi koyup tuzumuzu tamamen dolduruyoruz ve tekrardan kapağımızı kapatıyoruz. Makinenizi düzenli kullanmaya başladıktan sonra bu şekilde altta filtresi var. Onun da temizlenmesi gerekiyor. Onu da şöyle çevirerek filtreyi çıkarabiliyorsunuz. Bu filtreyi temizledikten sonra tekrardan yerine sabitleyebiliyorsunuz. Ok işaretine doğru çevirdiğinizde kilitlenmiş oluyor. Bu şekilde burada bir pervanemiz var ve de üst göze bir pervanemiz var. Üst rafı çekebilmeniz için şöyle bir tutucusu mevcut. İç aksamı da bu şekilde. Ayrıca üst raf ayarlanabilir bir raf arkadaşlar. Yanlarda mandallar bulunmakta. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Daha yakından. Şuradaki mandalları karşılıklı olarak bastığınız zaman bu üst sepetinde ayarını daha yükseğe veya daha alçağa olarak ayarlayabiliyorsunuz. İç aksamı da bu şekilde. Videomu bitirmeden önce sizlere nacizane bir öneride bulunmak istiyorum. Bulaşık makinenizi aldıktan sonra lütfen bir defa herhangi bir programda boş olarak çalıştırınız ve ondan sonra kullanmaya başlayınız. Bugün sizlerle birlikte Siemens SN23II51KT Home Connect bağlantılı bulaşık makinesi inceledik. Teknik özellikleri nelerdir, özellikleri nelerdir, iç aksamı nasıldır ve de nasıl kullanılır ona baktık. Umarım ki bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.